Nasıl? Beğendin mi kardeşinin evini? Beğenmemek mümkün mü? Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Ben çıkıyorum Necla'cığım. Aa. Nereye? Kulübe falan uğrarım biraz. Arkadaşları görürüm. Misafir bırakılır mı Cem? Aşk olsun. Rahat rahat oturun diye gidiyorum hayat. Bırak kızım gitsin çocuk. Ay ne yapacak bizim aramızda oturup? Git çocuğum git sen. Biz yabancı değiliz. Akşama yemekte buradasınız nasıl olsa. Görüşürüz. Kalmayız döneriz biz. O zaman herkese çok selamlar. Hoşçakalın. Güle güle yavrum. Necla. Mutfağını görmedim. Gel göstereyim. Çok şık, çok güzel. Hiçbiri gözümde değil. Huzurum yok. Bu ev, bu şıklık, para. Huzur olmayınca bir işe yaramıyor. Sürekli birileri beni gözlüyormuş gibi dikkatli olmak. Bir şeyleri yanlış yapmaktan, yanlış anlaşılmaktan korkmak o kadar yoruyor ki insanı. Hep dikün üstündeyim, rahat olamıyorum. Ben olamıyorum bu evde. Bütün bu gördüklerim bana ait değil. Çünkü ben buraya ait hissetmiyorum kendimi. Bunun böyle olmaması için çaba gösteriyor musun peki? Açıkçası o da çok gelmiyor içimden. Bunu isteyip istemediğimi de bilmiyorum. Senin seçimindi ama. Aslında bu seçimi yapmaya zorlandım biliyorsun. Yeter artık Necla. Zoru gördüğün her durumda başkalarını suçlamaktan vazgeç. Şımarıklığı bırak. Kararlarının arkasında durmayı öğren. Alo? Merhaba, biz geldik. Evdeyiz. Hah, güzel. Caner nasıl? Daha iyice. Ama yine de bir doktora götüreceğim şimdi. Fikret'e geldiğimizi haber vereyim dedim. İyi ettiniz. Fikret yok evde. Ben söylerim ama. Siz yine de Fikret'i cep telefonundan arayın isterseniz. Nereye gitti? Annesiyle birlikte Necla'ya gittiler. Anladım. Ben arar ona da söylerim şimdi geldiğimizi. İyi günler. Size de. Yok mu evde? Durur mu? Biz kapıdan o bacada. Zar zor bir çocuk yaptı. Onu da yollarda düşürecek. Allah korusun. Caner hazır baba. Tamam çıkarız şimdi. Morali çok bozuk. Caner. Hadi oğlum doktora. Ne bu surat? Çok mu kötüsün? Pabucu dama atılacak diye üzülüyor. Caner. Hep babaannem dolduruyor baba. Demin bebek doğunca kimse yüzünüze bakmaz artık dedi. Olur mu öyle şey? Hepiniz benim çocuklarımsınız. Birinizi birinizden ayırt edebilir miyim? Tabii küçük olduğu için belki biraz daha fazla ilgileneceğiz ama... ...bu onu daha fazla seveceğimiz anlamına gelmez. Sevgi elle tutulur bir şey değil ki sizinkinden alıp ona vereyim. Kendiliğinden çoğalır. Sen doğunca ablanla abini daha mı az sevdin? Hı? Doğarken sen de sevgini beraberinde getirdin. Kardeşin de öyle gelecek aramıza. Anladın mı? Hadi kalk geç kalıyoruz. Merak etme. Fikret abla gelsin düzeltir onun moralini.
Bey, ne oluyor lütfen söyleyin. Şu aşamada bir açıklama yapamayız. Niye getirdiniz onu buraya? Olayla bilgisi yok ki. Soruşturuyoruz. Siz burada beklemeyin. Niye? Bırakmayacak mısınız onu? Tutuklanacak mı yoksa? Gözaltına alındı. Daha fazla bilgi veremeyiz şimdi. Şevket geldi. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsınız? İyiyiz. Yemek hazırlıyoruz. Hadi çık yıka elini yüzünü. Birazdan otururuz sofraya. Tamam. Merhaba. Merhaba. Gel. Elimi yıkayayım da. Gel, bir şey söyleyeceğim.